Birer çay içer miyiz? Şekersiz. Merhabalar. 5 Çay'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Dimaze ve Esra ile beraberim. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Seni sormalı. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün kameranın karşısına Dimaze'yi oturttuk. Hem sizinle tanıştırmak için, hem izleyenlerimizle tanıştırmak için, hem de onunla konuşmak istediğimiz ufak tefek konular var. Evet Dimaze, insanlara kendini biraz tanıtabilir misin? Merhaba, ben Dimaze. İzmir'de okuyorum, öğrenciyim. 9 Eylül Üniversitesi'nde sinema okuyorum. Ne anlatabilirim ki? Neden Dimaze? Neden Dimaze? Güzel soru. Dimaze benim lise zamanında çok yakın bir arkadaşımın hani goy goy olsun diye ortaya attı. Sonradan da herkese artık kendimi böyle tanıtmaya başladığım bir şey oldu aslında. Benimle özdeşleşmiş bir... Sahne adı. Sahne adı. Ben de Dimaze'nin adını ilk duyduğumda nece lan bu kelime, Dimaze mi diye okunuyor acaba falan diye şakayla karışık bunu söylemiştim zaten. Aynı arkadaşım Dimaze'di. Çok da yaratıcı bir insan değilmiş yani. Aynı Dimaze diye tahmin edebilmişsin, ben neler duydum. Cenaze diyen vardı bana. Almancı bir komşumuz vardı ve ailece bana cenaze diyorlardı. Of, cenaze çok gördüm. Kötü, çok kötü. Peki Dimaze de zaten hani Dimaze haliyle bile düşünmediğimizde yine de ilginç bir isim. Türkçe değil galiba. Dimaze Çerkesçe bir isim. Ben Çerkes'im. Oradan geliyor yani ailem. Ne demek peki? Bizim ay demek. Bizim ay. Hı-hı. Bizim ay peki Aralık, Ocak, Şubat gibi ay ismi bizim ay mı yoksa? Yok, gökteki ay olan. Ha, bize ait anlamında bizim ay. Hani yeni ay, ayın bir dönemi. Aynen. Falan ya. Onun gibi bizim ay. Evet. Biraz zor. Anlaması biraz zormuş. Mahalleye seni dahil etmek istediğimi söylediğimde bana şey dedin. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz falan deyip güldün. Tabii buna şaşırmıyorum bir yandan da ama bu tepkin, bu alışkanlığın nereden geliyor? Bana bundan bahsetsene biraz. YouTuber'lardan geliyor tabii ki de. Yani hepimizin bir hayali olan YouTuber olma hayali. Senin hayalin mi mesela? YouTuber olmak ister miydin? İsterdim tabii ki de. Böyle. Peki sence ben mesela YouTuber olma yolunda ya da Esra YouTuber olma yolunda adım atmış insanlar mıyız? Adım attınız tabii ki de. Yani YouTube'a bir video atmaya bakıyor ama yani merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz demediniz. Mahalleyi kapatıyorum abi şu an. Ben YouTuber olmak istemiyorum çünkü. Yani şöyle, YouTuber olmak istemiyorum deyince sanki YouTuber olmak kötü bir şeymiş gibi söyledim de aslında o değil. Söylemek istediğim şey şu. Ben bir şeyler yapıp insanlara bunu sunmak istiyorum. Bunu göstermek, yayınlamak istiyorum. Ve bunun en pratik yolu YouTube. Kalan artılarını zaten herkes biliyor. YouTuberların ve işte kalan influencerların şu anki yaşam biçimlerinden, hallerinden. Ben bu fikrimi paylaştığımda Esra mutlu mutlu dahil oldu. Ben Esra'ya şunu desem. Esra haydi gel YouTuber olalım desem bence bu kadar olumlu karşılamazdı bu durumu. Doğru mu düşünüyorum? Evet. Yani ben de YouTuber deyince kötü olduğu için söylemiyorum ben de ki ben izliyorum yani bayağı YouTuber'ları izliyorum ben, yani. Ben de izliyorum bu arada. Artık ben böyle de. Hani 1000 izlenmeli vloglara kadar falan düştüm hani o kadar böyle YouTube'da içerik tüketiyorum. Ama bizi YouTuber olarak görmüyorum bizim yaptığımız şeyi ama aslında bu yanlış bir bakış açısı. Yani YouTube'da bir şeyler sunuyorsun, YouTube'a özel üretiyorsun bunu ve YouTuber'sın aslında ama hani kafamızdaki kalıba uymuyor galiba bizim yapmaya çalıştığımız şey. Kendini entelektüel zanneden insanların bu yorumlarıyla ne YouTuber mı? Aşağılıklar, dandikler falan, ergenler hepsi falan gibi bakılan şeyler de duyduğumuz için ya da okuduğumuz için ufak bir ön yargımsı bir durum var. Aslında ben de olumsuz bakmıyorum zaten ama hani YouTuber olmak istiyorum. Hayır, ben fotoğrafçıyım ve böyle kalmak istiyorum ve insanlarla bir şeyler paylaşmak istiyorum. Bunun için de YouTube'u kullanıyorum. Doğal olarak YouTuber'ım. Ama çıkıyor zaten. Aynen öyle. Cümleyi, çıkış yolumuz YouTuber. Aynı cümleyi tekrar tekrar söylüyorum. Sanki konuyu bilmeyen öğretmen gibi. Evet, peki diyordun Esra. Peki YouTube'dan sen ne anlıyorsun? İmaja yani en çok ne tüketiyorsun? YouTube'da en çok ne tüketiyorum? Daha çok böyle kendi takılan sohbet muhabbet kanallarını tüketiyorum. İlk YouTube'u keşfettiğim zaman deli gibi makyaj videosu izliyordum. Makyaj yapmaya bayılırım. Makyaj videosu izlemeye bayılırım. Gerçekten mi? Çok seviyorum. Gerçekten yani Sevil Ölmez, Duygu Özaslan. Hepsi benim YouTube'a ilk başladığım, yani YouTube'a ilk başladım derken izlemeye ilk başladığım o küçük zamanlarımda. Hepsi benim için gerçekten idol gibi falan. İdol gibiydi. Çok beğeniyordum. Çok, çok fazla izliyordum. Evde tekrar ediyordum. Makyajları yapmaya çalışıyordum. Tabii ki olmuyordu. Zaten sanırım o videoların ilk çıkış amacı şey. Bakın işte bu ürün böyle sürülür. Aynen. Bu ürün bunun üstüne, altına ya neyse işte. Falan. İlk çıkış amacı oydu. Aynen. Ama daha sonrasında baktılar çok izleniyor. Herkes bak ben de böyle yapıyorum'a kadar gitti. Tabii ki bu alan çok ilgi çekici. Yani markalar tarafından da çok ilgi çekici. Markalar bunları apladığı için, pohpohladığı için, desteklediği için, daha doğru kelime, desteklediği için de bu inanılmaz bir furyaya dönüştü. Peki mesela, merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz cümlesi yerine ne söyleyebilirdik ki başka? Ya aslında bence bu gayet
içselleştirilmiş bir cümle gibi geliyor bana. Çünkü... Ha, sen rahatsız olup dalga geçtiğin için söylemedin böyle. Gerçekten yok, böyle hissettim. Ben gerçekten böyle hissediyorum. Aynen, çünkü hani merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Orası da hani ben aslında YouTube'u şöyle düşünüyorum. Her kanal ayrı bir ev. Hani o insanların yaşamına bir yerden tanıklık ediyorsun. Hani ben o eve misafir olarak gidiyorum. O insanın o yaşamından 20 dakikayı izliyorum ben öyle. Özellikle oha, vloglar için. Aslında. Aynen, özellikle de vloglar için ya da makyaj videosu için. Hani orada da bir zaman geçiriyor. Onun kendi özel alanından bir parçayı izliyorum ben ve hani onun özel yaşamına dahil olmuş oluyorum. Onun yayınlamak istediği kadar. O yüzden mesela bana çok samimi geliyor. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biz o zaman gerçekten... Hani evimize hoş geldiniz gibi bir şey. Vay anasını, bu yorumu ilk defa duyuyorum şu an. Yani buna benzer bir yorumu başka birine ilk defa duyuyorum. Biz o zaman bayağı alakasız bir noktadaymışız yani. Merhaba arkadaşlar, mahallemize hoş geldiniz. Siz daha geniş bir kitle. Evet. Yani amacım... Biz balkondan bağırıyoruz. Aynen. Yani. Hoş geldiniz. Ne sallıyorsun? Ya, amacımız bu değildi gerçekten mahalle ismini koyarken ama çok değişik hissettirdi şu an. Biraz mutlu oldum. Böyle bir çımgıcıklandı. Ha? Heyecanlandım. Ya ben böyle evet, düşünüyorum en azından. Peki başka neler yapıyorsun? Tamam, bu makyaj kanalları gençliğinde izlediğin. Makyaj kanalları falan, tamam eyvallah. Onları zaten bu arada ben de izledim bir büyük bir kısmını. Merak edip lan ne yapıyor bunlar? Niye bu insanlar bunları bu kadar izliyor falan diye izledim yani. Başka ne tüketiyorsun? Sosyal medya diğer taraflarda neler var? Instagram ve Twitter kullanıyorum. YouTube dışında. Orada da işte Instagram'ı hani çok zaten influencer kafasında değil de sadece hani kişisel günlüğüm gibi kullanıyorum diyebilirim orayı. Hani görsel bir günlük. Twitter'da yazısal bir şekilde. Orası da o şekilde bir günlük. Peki fotoğrafın altına not atsan, ikisini bir arada halletsen Instagram'da olmuyor mu? Yok. Twitter daha farklı ya. Nesi farklı geliyor sana Twitter peki? Twitter biraz daha samimi. Hani içimden gelen her şeyi oraya dökebiliyorum. Daha anonim ya da. Yok, anonim de değil aslında. Yani. Aynı isimle misin peki hepsinde? Aynı isimle değilim. Ha, demek ki işte biri anonim yani. Ama yani hani takipçilerimi şey özel olarak da ismimi saklamıyorum yani. Hani tweetlerimde falan da vardır yani. Dimeyiz be falan filan gibisinden tweetlerimde oluyor. Olmuyor değil. Hani... Sen takip ediyor musun Dimeyiz'i Twitter'dan? Ben kimseyi takip etmem. Ben de takip etmiyorum. Evet, şu an Dimazi'nin çoraplarının fotoğrafını gördüm. Kenara o fotoğrafı. Ben düşünmemiştim anneciğim. Kenara onun fotoğrafını koyarım ben bu arada. Ayağında gördüğümüz halini ve tweet'teki halini. Ama anlattı ya, kişisel günlüğüm gibi kullanıyorum. Evet işte. Çorap. Kağıt kalemle yazdığım günlüğümde de bunları yazıyorum. Bugün de bu çorap. Bu sana daha samimi gelen, sana daha samimi geldiğini iddia ettiğin Twitter'da paylaştığı şey gördüm. Tamam, çorap. Başka. Sadece çorap değil, bir kere yani, paylaştım arkadaşlar. En sonuncusu çorap, tamam, bir kere ve önemli değil, bir kere veya sonsuz kere. Mesela Twitter'ı ağlama duvarım olarak kullanıyorum, çok sinirlen. Hani tüm duygu yükümü Twitter'da boşaltıyorum. Ağlama duvarından nasıl ağlanıyor peki? Sinirden mi ağlanıyor, mutluluktan mı ağlanıyor, üzüntüden mi ağlanıyor? Ben çok duygusal bir insanım. He. Genelde verdiğim ani tepkilerin hepsi bende ağlamak olarak geçiyor. Çok sevinince de ağlayabiliyorum. Çok heyecanlanınca, mutlu olunca da ağlayabiliyorum. Çok üzülünce zaten direkt ağlıyorum. Benim hani genel olarak her şeyim ağlama olarak dönüt veriyor. Dönüt. Dönüt güzel kelime. O yüzden kelime. Oraya şey diyorum. Twitter benim ağlama duvarım. Peki burçlara asla inanmama rağmen sorayım mı? Burcun ne? İkizler. Harika. Çok ağlar mısınız? Öyle mi yani? İkizler 5 dakika ağlarım, 10 dakika kahkaha atarım. Ciddi misin? İkizler burcu biraz İkizler değişken. Bipolar. Gibi yani. Sayılabilir. Tamam. Peki şimdi sana bir sürprizimiz olacak ama ondan önce bu Twitter'daki genel akımlar hakkında ne düşünüyorsun? Böyle kalıplar işte belli bir dönem bir furya çıkıyor. Yok goriller, yok bilmem neler falan. Senin en çok dahil olduğun kısımlar neler? Ben aslında o akımlara çok dahil olmuyorum. En son dahil olduğum akım şeydi. Böyle çocukluk fotoğrafını paylaşıyor. İşte çocukluk fotoğrafınız şu anki halinizi yansıtıyor falan. Şu anki hangi ruh halinde olduğunuzu. O kadar mutluyum ki tüm çocukluk fotoğraflarımda. Hani üzgünüm aslında o Twitter'ı görürken. O tweet'i okurken çok üzgünüm aslında ama mesela çocukluk fotoğrafımda sürekli sırıtıyorum. Sevimli bir şey var ortada. Manik. O yüzden o biraz... Ona da olamadın yani. Olmaya çalıştın ama olamadın. Ama mesela son dönemde şöyle garip bir DM kutuma bir mesaj düştü. DM kutusu mu deniliyor? Tam şeylerini tamam, de bilmiyorum herhalde. Ama. Bu şey olayı çıktı ya hani şu kadar fav alırsan şunu hediye edeceğim. Aa, bu kadar fav alırsan bunu hediye edeceğim. Sürekli DM kutuma bunun mesajı düşüyor. Şey yapar mısın? Rica etsem retweet ya da fav atabilir misin? Favlayabilir misin? Çok ben ihtiyacım var. Retweet bir istiyorum. Şey istiyorlar sandım ya. Yok benden bir şey. Benden işte fav istiyorlar sadece. Retweetleyip favlamamı istiyorlar. Peki insanlara nasıl atıyorlar bunu toplu? Rastgele sıradan. A yazıyor mesela, çıkan herkese sıradan o mesajı atıyor falan, öyle mi? Galiba. Çok
Çok acayip. Bilemiyorum. Peki bu DM kutuna düşen hani retweet ya da fav talep eden insanlara ne diyorsun? Nasıl hiçbir şey demiyorum yani. Görüyorum ve diyorum ki bu kadar mı istisiniz arkadaşlar? Bu kadar mı muhtaçsınız yani? Neden bunu peki Twitter'dan yapmaya çalışıyorlar ki? İlginç. Mesela şöyle de bir ilginç tarafı var. Instagram'da Twitter'dan daha çok takipçi sayısına sahibim. Ama mesela Instagram DM kutum bomboş. Ha mesela. Twitter DM kutum o kadar. Aynen. Doldurun. Tamam. İzleyenler DM atsın. Tamam, Twitter'ı böyle kullanıyorsun. Instagram'da ne yapıyorsun? Onu görsel günlük dedin zaten. Ya aynen öyle hani o an çok mutlu olduğumda da paylaşıyorum. Sürekli genelde selfie'lerimi paylaşıyorum zaten ya da yakın arkadaşlarımla bir yere gittiğim zaman çekindiğim bir fotoğraf tarzı o şekilde kullanıyorum. Hani böyle çok şimdi Instagram'da şeyler var ya, flow'ları düzenleyip hani kendi sayfanı düzenli bir şekilde oluşturma. Onun ismini bilmiyorum tam olarak. Feed'ini düzenlemek diyelim zaten. Aynen. Ama mesela hiç uğraşmıyorum onunla. Bir bakmışsın bir fotoğrafım siyah beyaz. Diğeri lila yapmışım orada renkleri falan karartmışım. Böyle garip garip şeylerle uğraşıyorum. Bunlarla markalar dışında uğraşan var mı ki ya? Var. Allah Allah, cehaletim ortaya çıktı yine. Ben de kişisel hesabımda böyle bir şey yapmıyorum tabii de. Yani işte bazen ukulele kişisel çalıyorum. Kişisel olmayan hesabımda yapıyor muyum acaba? Bazen ukulele çalıyorum storylerde. Çalamıyorum çoğu zaman. Rezil olduğumda ukulele çalmayı paylaşmayı seviyorum. Ukulele çalmayı kendi kendine öğrendin? Ders falan aldın mı? Kendi kendime öğrendim. Nasıl? Bir enstrüman çalmayı insan kendi kendine nasıl öğreniyor? Ya aslında ukuleleyi çalmak çok basit. Daha öncesinden de ya ortaokuldan beri gitar çaldığım için hani bir altyapım vardı aslında. Öyle desene ya. Ben de ama sanki... onun dışında da hani mesela izlediğiniz YouTube kanallarında ukulelenin birkaç videosunu izledim başlangıç için. O zaman şey yapıyordu hani ukulele çalabileceğiniz en rahat müzik aletidir, en kolayıdır. Çünkü hani birkaç akorla çok rahat bir şekilde çıkarabiliyorsun şarkıları. Ya o hep videolarını gördüğümüz ünlü şarkıları söyleyen ponçik kızlar aslında becerikli falan değiller yani, öyle mi? Anladım. Ya tabii ki de ukulelenin... Seni görmüş oldum burada biraz saçma bir şey. Doğru. Peki ben sana bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Mahalleye şu anda yeni katıldın sen de. Yeni sakinisin mahallenin. Ne yapmak istiyorsun kanalımızda? Kanalımızda. Ne yapıyorsun ya kanalımızda gibi oldu. Şey diyorum, sen makyaj videosu çekeceğim birazdan. Çekebilir misin makyaj videosu? Çekerim. Bizim için? Tamam. Ben kamerayı... Ben şu an soruyorum. Gerçekten mahalle kanalının bir parçası olarak ne yapmak istiyorsun? Mahalle kanalının bir parçası olarak hani bu mahallenin genel konseptini beğendim açıkçası ilk başta. Onur'la tanışıyoruz, arkadaş olduk ama çok yeni bir tanışıklığımız var bakacak olursan. Böyle bir şey dahil olacağımı söylediği zaman hani kanalın diğer YouTube videolarına da girip baktığımda hoşuma gitti yani. O sohbet muhabbet ortamını sevdim açıkçası. Çok rahat bir sohbet ortamı diye düşünüyorum yani. Davet edilince koşarak geldim. Ama bugün şöyle bir detay var bu arada. Fonun da değişik olduğu için insanlar anlayacaktır zaten. Aslında bugün biz sana geldik çekimi yapmak doğru. için. Doğru. Mahalle YouTube kanalı yerinde çekimler yapabilir. Peki Dimaze, bugün şimdi mahalleye kendini tanıtmış oldun aslında. Beş çayına konuk olup. Bundan sonra ne yapmak istersin peki? Ben mahalleye girsem şunu yaparım dediğim spesifik bir konu yok. Peki. Bu biraz daha aslında daha sonrasında şekillenecek bir şey diye düşünüyorum. Hani şunu da yapabilirim, bunu da yapabilirim. Çünkü kamera karşısında oturup da bu şekilde bir sohbet ortamını kurduğum sosyal bir mecra olmamıştı daha önce. Benim o zaman senden şöyle bir talebim var. Sen anladığım kadarıyla sosyal medyanın araçlarını zaten günlüğün, işte ruh halini paylaştığın yerler olarak değerlendiriyorsun ve o şekilde kullanıyorsun. Senden de böyle bir şey bekliyorum Dimaz. Bizim için günlüğünü YouTube'da da paylaşır mısın? Tabii ki. Çok memnun olurum. Mahalleye hoş geldin. Bir sonraki 5 çay videosunda görüşmek üzere Dimaze. Görüşmek üzere Esra. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Siyah çay, rezene, kış çayı, yeşil çay, tuzlu çay, papatya çayı, limonlu çay, ada çayı, beyaz çay, sütlü çay, kış çayı, nane çayı, yeşil çay, siyah çay, biberiye çayı, rezene, ada çayı, zehirli çay, siyah çay, beyaz çay, kış çayı.